Selamünaleyküm, herkese merhaba. Bu hafta Togg T10X aracımızla birlikteyiz. Uzun zamandır beklediğimiz bir araçtı. Aracı dışarıdan çok fazla anlatmayacağım size. Sadece şöyle bir dolaşacağız ve kendisini tanıtacağım hangi paket olduğunu. Çünkü aylardır yollarda tüm otomobil severler ve bu araçla özel olarak ilgilenenler zaten tüm konulara benim kadar neredeyse hakim. Özellik ve donanım açısından. Dolayısıyla biz içeride biraz daha fazla konuşacağız. Yaklaşık 1000 kilometre, 900 küsür tam olarak hatırlamıyorum. Kullandıktan sonra karşınıza çıkıp anlatabilecek kadar hazır hissettim kendimi. Aracımız arkadaşlar versiyon 2 lansman paket olan uzun menzilli ve işte meridyen ses sistemli cam tavanlı olan araç. Tek motorlu T10X aracımız. Çok fazla dışından konuşmayacağım dedim. Dolayısıyla dışarıdan şöyle bir dolaşalım aracın etrafını. Dışındaki özelliklerini anlatayım ve sonrasında da içeriye girelim ve asıl muhabbete orada başlayacağız. Hadi bakalım. Aracın içerisinde de bahsedebilirim ama yine dışarıdan bir donanım olduğu için anahtarsız giriş çıkış aracımız da mevcut. Yükseklik olarak çok böyle yüksek bir SUV olmamasına rağmen içeride sürüş esnasında gerçekten yüksekte olduğunuzu hissettiriyor. Bunu söylemek istiyorum. 19 inç jantlarla birlikte geliyor lansman özel versiyon 2 paket. Aracımızda içeride yine bakacağız 360 derece kamera sistemi var. Aynalarda, ön tamponda, arka tamponda ve yapay zekayla bunun etrafını tamamıyla sarabiliyor. Görüntüyü de içeriden size hareketli bir şekilde de verebiliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Katlanır aynalarımız var. Kapıları kilitlediğimizde ve açtığımızda otomatik olarak katlanıyor ve açılıyor. Anahtardan bagajı açıp kapatabiliyoruz. Evet, aslında anahtara gelmişken araçla ilgili ilk ve tek eleştirimi yapayım. Anahtar tasarım olarak çok güzel. Yani görüntüsü gerçekten hoş. Fakat çok kalitesiz hissettiriyor. Yani hafif ve materyali plastik tamamıyla. Yani şöyle göstereyim. Fiat Egea'nın anahtarıyla kıyaslarsak maalesef, yani bir gün Togg'u Fiat Egea ile veya Egea'nın bir gün sürüyle kıyaslayabileceğimi hiç düşünmemiştim ama yani bu daha böyle bir, bu bile daha böyle bir Togg hissettiriyor. Tamam, işte sesler falan geliyor ama bu öyle değil. Görünüş çok güzel, tasarım çok güzel, yani aracın her yerinde olan detaylar var fakat hafif ve plastik. Umarım bir gün bizi geri çağırırsınız ve bu anahtarları değiştirirsiniz. Evet, bagaj kapağını dışarıdan açabiliyoruz. Basılı tuttuğumuzda kendisi açılmaya başlıyor. Tabii içeriden açma ile ilgili şöyle söyleyeyim, göstereceğim. Her şey dokunmatik panel üzerinden olduğu için içeriden bagaj açılamıyor gibi bir hissiyat oluşabilir. Fakat biraz kurcalayınca bulabiliyorsunuz. Aynı şekilde basılı tuttuğumuzda yine bagaj kendisi kapanıyor. Hadi yavaş yavaş içeriye geçelim ve artık içerideki alanları konuşmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şunu söyleyeyim. İnanılmaz tok bir kapı sesi var ve kapıları çok ağır. Yaklaşık bir hafta bunu kullandıktan sonra kendi arabama geçtiğimde ailece kapıları güm güm diye çarpıyorduk, onu söyleyeyim. Diz mesafesi oldukça geniş. Sınıfının en genişlerinden biri olduğu söyleniyor. En genişinden biri mi bilmiyorum ama gerçekten çok geniş. Yani arkada rahat bir şekilde bacak bacak üstüne de atıp oturabilirsiniz. Diziniz kesinlikle buraya değmiyor. Normal bir oturuş pozisyonu için bakacak olursak yaklaşık 7-8 parmak kadar mesafe var burada. Ortada tabii şaft tüneli olmaması inanılmaz bir konfor katıyor. Özellikle çocuklar için. Oldukça geniş bir iç alan olduğunu söylemiştim. Gerçekten konforlu da bir iç alan. Cam tavan birçok arabada olan ve buna da çok farklı bir atmosfer katan bir detay diyelim. Deri kalitesi gerçekten çok güzel. Kol dayama oldukça kullanışlı. Fakat burada bir gözümüz yok. Sadece bir bardaklık var. Yükseklik ve konum itibariyle oldukça rahat sağlayacaktır diye düşünüyorum. Dokunmatik değil. Yani araçtaki herhalde nadir düğmelerden biridir. Buna böyle bastırarak açıp kapatıyorsunuz. Fakat genel itibariyle beklediğimden çok daha yüksek kalitede bir araç. Yani derileri, işçiliği ve tabii bunun bir takım sıkıntıları var. Sıkıntıları konuşacağız ama bazı şeyleri göze alarak biz bu arabaları aldık. Yani şu anda piyasada 20 bini teslim edildi. Yedeklere teslim etmeye başlıyorlar. Bu kalmış. Şu anda 20 binin üzerinde kullanıcı zaten bunların birçoğunu göze alarak bu arabayı aldı. Evet, bir takım ufak tefek düzeltilmesi gereken şeyler var. Ve zaten Togg da bunun farkında, sık sık güncelleme gönderiyor ve bunları şey yapıyor. Donanımsal olarak bir sıkıntı var diyemem, onu söyleyeyim. Sadece yazılım sıkıntıları var ve bunlar da zamanla düzelecektir. Sürüşe mani olan bir sorun hiç yaşamadım ben.
Genelde böyle ufak sensör işte, arka park lambası, ki onun da nedenini öğrendim. Anlatırım. Yani merak ederseniz ayrı bir video da çekebiliriz bununla ilgili. Onun haricinde kusursuz bir araç diyebilirim. Şöyle bir bagaja da hızlıca bakalım. Oldukça geniş bir bagaj hacmi var. Yani şöyle söyleyeyim, bu arkadaşın burada 4 tane damacana su ve bir scooter, bir de kocaman bir yaklaşık 20 santim derinliği olan 70 santim 50 santim bir pano taşıdık. Rahat ve geniş bir bagajı olduğunu söyleyebilirim. 12 volt burada bir şeyimiz var ve kullandım. Scooter'ın lastiği patlamıştı, onu işte tamir etmeye çalıştım. Burada taşıma ile ilgili bir şeyleri bağlayabileceğiniz kancalar var. Öbür tarafta da var. Burada da daha şey fileler, böyle birbirine takabileceğiniz, poşetleri koyabileceğiniz, yani poşet asabileceğiniz fileler var. Bagajda herhangi bir göz yok, görünür burada. Fakat şu iç kısmında oldukça derin ve geniş bir göz var. Aslında burayı göstermek istiyorum. Derinliğini ve genişliğini. Şu poşetler için kusura bakmayın. Şimdi söktüm ve atacak yer bulamadım. Burada lastik tamir kitimiz var. Araçla birlikte geldi. Çekidemirimiz var. İşte ilk yardım vesairesi. Yangın söndürme tüpü. 2 saniyelik. Ve kablomuz var burada. Yaklaşık 5 metre olması lazım. Daha henüz kullanmadım. İstasyon henüz kurulmadı eve. Onu bekliyoruz. Yani aracın kendi aksesuarlarını saklayabileceğiniz bir göz diyebilirim. Yani böyle şey değil. Orada bir şey saklamak için ufak tefek şeyler koyabilirsiniz, sağa sola fırlamasın, düşmesin diye, ama yani kendi aksesuarları için bile yeterli. Hadi içeriye geçelim. Evet, ekranda görüyorsunuz. ModArt uygulamamız var ve ModArt sayesinde araç içerisinde çeşitli animasyonlar oynatabiliyoruz. Birçok farklı animasyon var burada. Dilediğimizi seçebiliyoruz. Sesler de var, fakat şu an seslerle ilgili telife girer mi girmez mi bilmediğim için açıkçası onları kapatmış durumdayım. Bildiğiniz gibi araçlarda desibel testi yapıyorum, rölantide ve giderken. Rölantiyi bunda atlıyoruz. Şu anda araç çalışmıyor olmasına rağmen aslında çalışıyor. Çalıştığında da çok bir fark yok. Hareket etmeden önce dilerseniz paneli anlatayım size. Panelde neler var, neler yapabiliyoruz. Öncelikle dokunmatiği çok hassas. Üzerinde koruma varken biraz böyle şeydi, çok hafif dokunmaları algılamıyordu, fakat şu anda gayet rahat bir şekilde algılıyor. Şimdi bunu aşağıya bir yere atalım, kapatalım. Şuradan ne atalım buraya? TalkCam. Şimdi burada gördüğünüz TalkCam beni gösteriyor. Şuradaki kameradan gösteriyor kendisi. Aracın arkasını çok rahat bir şekilde aynaya bakmadan daha net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Bunun tabii gelişmiş versiyonları da var. Direkt arka koltuğu gösteren versiyonları da var çocuklar için. Özellikle çok faydalı. Fakat buradan da aslında iki koltuğu pozisyonu itibariyle bebek koltukları olduğu zaman rahat rahat ben çocukları seçebiliyorum. Bu amaçla da çok kullanışlı oluyor. Yani öksürdüğünde, şey yaptığında, özellikle bir şeyler içiyorsa acaba boğazına mı kaçtı vesaire, net bir şekilde buradan görebiliyorsunuz. Arkanızı dönüp bakmanıza, görüş açınızı çok fazla değiştirmenize gerek kalmıyor. Bu da zaten bu maksatla yapmış. Aynı zamanda fotoğraf da çekiyor. Medya kısmı var. Onu da buraya atalım. Bu arada TalkCam sadece burada çalışıyor. Onu indirelim. Navigasyonu geri buraya atalım. Ekranlar çok hızlı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani şu an navigasyon açılmamasına rağmen henüz. Ama çok hızlı bir şekilde yer değiştirebiliyoruz. Yani tepki süreleri çok güzel. Hemen şu paneli aşağıya doğru indirdiğimizde şarj kısmı var. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama güneşliği de yine buradan açıp kapatabiliyoruz. Dilediğimiz yerde durdurabiliyoruz veya dilediğimiz kadar, şu an yarıya kadar seçtim, yarıda duracak. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi açalım. Klima kısmımız var. Klimada ise koltuk ısıtmaları, ön kısmı burası. Arkaya aldığınızda arka koltuk ısıtmaları ve arkadaki havalandırmayı açıp kapama kısmı tamamıyla burada. Şu an çalışmadığı için burası devre dışı gözüküyor. Ama sürüşe başlayalım yavaş yavaş. Panelde çünkü aslında anlatılacak çok şey var ama kullanmadan anlatılabilecek şeyler değil. Mesela çevre görüş sistemi. Şu anda ön kamerayı gösteriyor. Buradan kameraları seçebiliyorsunuz. İstediğiniz kamerayı gösterebiliyor size. Aynı zamanda şuradan 360'ı seçtiğinizde aracı 360 derece olarak gösteriyor. Ve direksiyon üzerindeki şu dokunmatik alandan bunu yönlendirebiliyorsunuz. Yani sola çeviriyorum mesela şu anda. Yukarı kaldıralım. Aşağı indirelim.
sağa dönsün. Burada da kameranın açısını da yine istediğiniz açıdan dokunmatik olarak değiştirebiliyorsunuz. Bu panel de dokunmatik, burası da dokunmatik. Bu paneli aslında buradan kontrol ediyoruz. Yani şöyle ki, mesela bu arkadaşı kapatalım buradan. Diyelim ki navigasyonda bir yer arayacaksınız. Şimdi birkaç farklı şekilde yapabiliyorsunuz bunu. Buradan dokunabiliyorsunuz, klavye açılıyor. Veya diyelim ki şuraya geri dönelim. Buradan navigasyona dokunduğumuzda da yine burada da açılıyor. Navigasyon burada da kalıyor. Aynı zamanda buradan da aramalarınızı yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda iki farklı navigasyonumuz var. Aslında aynı ama kontrol paneli buraya geldi. Medya kısmına dokunursak şayet medya buraya geliyor. Buradan kaynakları seçebiliyorsunuz. Cihaz bağlayabiliyorsunuz vesaire. TrueMore uygulamamız var. Onu da şimdilik mesela şuraya atalım. Bu tarafta açıldı TrueMore. Buradan da araçla ilgili uygulamaları yani geldikçe yeni uygulamalar indirebiliyorsunuz. Aynı şekilde buna tıklarsam burada da açılacak ve artık buradan orayı kontrol ediyor olacağım. Yani oraya uzanma gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü bu sürüş güvenliğini oldukça kötü etkiler. Orası aslında yolcu için kontrol edilebilecek alan. Sürücü için genellikle bu panel ve şu panel yani en yakın olan kısımlar buradan istediğim uygulamayı indirip yükleyebiliyorum. Evet, yavaş yavaş sürüşe geçelim. Şu anda aracımızda klima çalışıyor. Klimayı hatta şöyle göstereyim. Şu an burası gözüküyordur. Merhaba TOGG. Klimayı 2 derece düşür. Gördüğünüz gibi 18 dereceye düştü. Bu komutlar şu anda bir hayli komut var ve her güncellemede öyle tahmin ediyorum ki yeni komutlar, çok daha detay komutlar gelecek. Uzunca bir komut listesi var. Mesela radyo ile ilgili. Merhaba TOGG. Metro FM aç. Gördüğünüz gibi 97.2 Metro FM'e geçti. Şunu söyleyeyim, ses sistemiyle ilgili telife girmemek için herhangi bir müzik açmayacağım. Telifsiz müziklerin de şu an bendeki kaliteleri çok yüksek değil. İnanılmaz kaliteli bir ses sistemi var. Yani Hi-Fi sistem zaten normal araçtaki ses sisteminden oldukça farklı bir ses sistemi olduğunun beklentisindeyiz. Fakat bu gerçekten ortalamanın çok üzerinde, onu söyleyeyim. Ortalamanın çok üzerinde bir ses sistemi var. Şurada bir kameramız daha var. Aslında sadece kamerada değil, bir sensör. Sürücüyü takip ediyor. Sürücünün reflekslerini, tepkilerini, göz kırpmalarını vesaire muhtemelen takip ediyor ve yorgun olup olmadığınızla ilgili size burada bir takım uyarılar veriyor. Mesela yaşadık bir kere. Çok fazla şeridi taşmaya başlarsanız, frenlerdeki gecikmeler başlarsa, uzun yolda bilhassa hemen molaya ihtiyacınız var diye burada bir uyarı çıkıyor. Evet, şimdi aracı çalıştıralım. Şu anda çalıştı ve gitmeye hazırız. Enerji statistik kısmını da şuraya alalım orta panelde. Aslında yola çıkmadan önce size kısaca bir anlatayım. Burada iki farklı bir menzil görüyorsunuz. Biri 95, biri 136. 136'ya ulaşmaya hiçbir zaman çalışmayın. Yani çok da ulaşamıyorsunuz. Bu işte test ortamlarında yapılan uluslararası standartlarda bu araba işte maksimum şu anda ne kadar şarjımız var? %26. 136 kilometre gider diyor. Ama profil benim sürüş profilim ki şu anda çok da böyle ekonomik bir sürüş profili sergilediğimi söyleyemeyeceğim. 96 kilometre yol gider diyor. Burada şunu da belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Son sürüş profilinizi araç almıyor. Genel ortalamanızı alıyor. Çünkü ben onu denedim. Mesela burada sürüşleri sıfırladım. Sıfırladıktan sonra oradaki menzil artmadı. Yani ekonomik kullanmaya başladım ki şu anda mesela 22 kW bu arabanın kış aylarındaki olağan tüketimi diyebiliriz. 19'lara da düştüm onu da söyleyeyim. Sürekli 22'de tüketmiyor. 19'larla da çok seyahat ettim. Fakat buradaki menzil yükselmedi bunu yaptığımda. Dolayısıyla bu genel profili yüksek ihtimalle dikkate alan bir gösterge. Tekrar bir enerji istatistiğe girelim. Şimdi seyahatim dediğimizde burada 3 farklı kategori var. Biri güncel sürüş. Güncel sürüşte şu anda 25 kW ortalama tüketimim varmış ve ortalama hızım da 9 km'ymiş. Yani işte otopark içerisindeki sürüş vesaire onu aldı yüksek ihtimalle. Mesela bu güncel sürüşü sıfırlayalım şimdi.
sıfırladım şu anda. Seyahatim dediğimiz bu son sıfırladığınızdan şu ana kadarki kısmını takip ediyor. Bir de şarjdan itibaren kısmı var. En son şarjdan sonra yapmış olduğunuz kilometre, ortalama hızınız ve ortalama tüketiminiz. 275 kilometre yapmışım sevgili arkadaşlar ve takribi 100 kilometre daha burada menzilim olduğunu söylüyor. Yani 375-350 o bantta gidecektir tahminim. Sıfıra inene kadar onu da dikkat etmenizi istiyorum. Yani bu araçlarla %10'un altına çok düşmememizi tavsiye ediyorlar. Tüketim bu 22 kW. Ortalaması bu arabanın 20-22 kW rahat rahat diyebiliriz. Fakat bu tabii ki sürüşle ilgili, ekonomik kullanırsanız. Bu arada buradaki paneli tamamıyla ortadaki konsoldan da kontrol edebiliyorsunuz. Ekranlar arasında geçişi de yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda yukarıya doğru tıkladığınızda işte buradan farklı bir ekran açmayı seçebiliyorsunuz. Yani yanımızdan yayalar geçiyor. Böyle bir durum evet var. Veya şunu bir kapattık şu anda mesela onu. Aşağıya doğru çektim. Tekrar aşağıya çektim. Mesela oraya sürüş esnasında neyi alalım? İşte kadranı alalım. Yani bu açıdan oldukça kullanışlı. Onu söyleyebilirim. Evet, devam edelim. Bu arada şu anda araçta hiçbir trim sesi yok. Çukurlardan falan geçerken duyacağınız tıkır tıkır ses şu kamera aparatından geliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü rahatsız edici bir ses var. Rejenerasyon var arkadaşlar. Bu aracı mantıklı bir şekilde sürerken tek pedalla kullanabiliyorsunuz. En güzel yanı da bu. Enerjiyi geri kazanabiliyor olmanız. Elektrikli araçlarda bu çok önemli. Yani şu an arkam müsait. Ayağımı gazdan çektim. Ve yokuş aşağı olmasına rağmen gördüğünüz gibi durma noktasına geldi. Ki dururdu da devam ediyorum ben. Yani bu açıdan baktığınızda aslında bir ışıkta kalktığınızda diğer ışıkta dururken harcadığınız enerjinin önemli bir kısmını belki geri kazanabiliyorsunuz. Bu da şehir içi sürüşünde bu araçların çok daha tasarruflu olduğu anlamına gelir. Yani bu aracı alıp uzun yolda sadece kullanacaksanız uzun yolda sürekli böyle gideceğiniz için sabit hızlarla çok fazla tasarruflu olmayacaktır. Ya uzun yol elektrikli araçlarda artık 1000 kilometreleri gördükten sonra çok daha gönül rahatlığıyla menzil olarak 1000 kilometreleri gördükten sonra yapılabilecektir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda mesela 500 kilometre evet işte Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'dan gidecekseniz Edirne, Bursa oralar için oldukça mantıklı olabilir. Fakat benim memleket Malatya. Malatya'ya gideceksem ben bununla şu anda bir düşünürüm. Özellikle kış aylarında. Çünkü kışın ısı pompası olmadığı için araçta bataryayla ilgili birazcık daha fazla enerji tükettiği söyleniyor. Ben ısı pompalı, yani ısı pompası olsa ne kadar etkilenirdi bilmiyorum. Fakat 218 beygir, 350 Nm tork. Yani yokuş yukarı, düz yol, yokuş aşağı hiçbir şey fark etmiyor. Tabii şanzıman faktörü de var. Normal bir araçta evet 200 beygirlik piyasada bir sürü araç var. İşte gaza bastığınızda vites küçültmesi, o gecikme motorun kendini toparlaması, turbonun devreye girmesi eğer turboysa bunları düşündüğünüzde bu araçta öyle bir şey yok. Gaz pedalı aracın genel ivmelenmesiyle doğru orantılı bastığınız anda gidiyorsunuz. Yani bakın. Tabii arkadan itişli olduğu için böyle bir şey de var. Fakat çok başarılı çekiş kontrol sistemi, onu söylemek istiyorum. Yolu bırakmıyor. Ufak bir oynatıyor fakat anında güçleri işte keserek devreye giriyor. Hatta burada bir ışık falan bile yanmıyor. Anında müdahale ediyor. O konuda çok başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Genel sürüşle ilgili sevgili arkadaşlar, arabanın ne kadar sessiz olduğunu bakın. Şu an bir yol sesi de geliyor. Ki buralar sessiz asfaltlı alanlar değil. Şehir içerisinde langur lungur gittiğimiz yollar. Bunu şöyle anlıyorsunuz. Ben bu arabayı Fiat Egea'yla günlük kullanımda aynı güzergahta kullanıyorum. Aynı güzergah içerisinde bu arabayla bir hafta gittikten sonra Egea'ya geçtiğimde, bakın Egea ile bu araba kıyaslanmaz asla. Evet, anahtarı kıyasladım, evet çok acı ama arasındaki o sınıf farkını net bir şekilde fark ettiğimi söyleyebilirim. Kendi sınıfındaki araçlarla kıyaslama yapmam gerekiyor muhakkak. Fırsatım olursa onu da yapacağım. Kask taksan keşke be kardeşim. Aynaları da kapatmışsın. Şimdi sola geçelim. Ve desibel testimizi yapalım. 80 kilometre ile yapıyordum.
her araçta. Bir 80'e sabitleyeyim aracı. Altmış desibel gibi. Şimdi 100'e çıkalım. Hop, dur, biraz fazla gitti. Şimdi şöyle, minimum desibeli aldığımda 80 km hızla giderken 51 desibel en düşük ölçtüğü. Çünkü yolda geçtiğimiz o tıkır tıkır sesler var. Onlar bayağı bir yükseltiyor bir anda. 80'le giderken de 52-53 desibellerdeydi. Yani içeriye çok fazla ses almıyor. Gerçekten böyle 60 desibel bandı diyebilirim genel şeyde. 80-100 ile giderken. Şimdi dönerken bir 0-100 testi yapacağız. Evet, şimdi aracımızı spora alalım. Şu yolun sol sağ tarafı biraz tozlu. Kalkıyoruz. 3, 2, 1, 0. Çok fazla gürültülü değil. Performans da gerçekten araçta oldukça güzel. Kamera sisteminden bahsettim. Koltuk ısıtmalarımız tamamıyla dijital zaten. Her şey klima vesaire. Hatta sesli komutlarla çalışıyor. Bunun üstüne bir de otonom sürüşte geldikten sonra, çünkü otonom sürüş güncellemeyle gelecek bu pakete. Herhangi bir donanım satın alma gibi bir durum olmayacak. Cep telefonu güncellenir gibi aracın içerisinde dahili bir modem var. Hatta modemden hotspot falan da açabiliyorsunuz veya başka bir internet ağına da evinizin garajını işte internetiniz çekiyorsa onu bağlayabiliyorsunuz. Olduğu yerde araba sürüş esnasında zaten kontrol ediyor. Güncelleme geldiğinde sizi ikaz ediyor ve kendiniz cep telefonu gibi programlayabiliyorsunuz. Sadece bazı güncellemelerde bir takım işlemler gerekiyor. Aracı resetleme gibi, işte tekrar kapatıp açma gibi. Onları da yaparsanız güncellemeyi tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi şurada mesela şöyle bir şey size göstermek istiyorum. Hem aracı da şarj edeceğim. Gelelim geri. Navi'yi buraya alalım. Ve bana şarj istasyonu bul. Turgo. Şimdi bu navigasyondan özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi elektrikli araçlarla uzun yolun en büyük sıkıntısı planlamaydı. Bizim mühendislerimiz öyle bir şey yapmışlar ki navigasyon üzerinden bir kere şarj istasyonlarını, turgoların hepsini görebiliyorsunuz. Tamam, bu olabilecek bir şey. Fakat mesela İzmir'e gideceksiniz veya işte Ankara'ya, Malatya'ya gideceksin, Bolu'ya gideceksin. Girdiğinde gideceğin yeri araç mevcut şarjıyla ve menziliyle en yakın nereye gideceğini hesaplıyor ve menzili size ona göre veriyor. Yani diyor ki şu kadar süre sonra bu istasyona girmen gerekiyor. Burada aracını şu kadar sürede şarj edersin. Burada hızlı şarj var, burada yok vesaire. Bunları da size sunuyor ve alternatif olarak rotanız üzerindeki tüm istasyonları sizinle tek tek paylaşıyor. Ya bu mükemmel bir şeydi. Çünkü yıllar önce ben bununla ilgili bir video izlediğimde elektrikli otomobille uzun yol yapmak konulu. Orada araç sahibi arkadaş diyordu ki uzun yola çıkmadan önce rotamı, rotam üzerindeki şarj istasyonlarını, araçla onun da bir Tesla'sı vardı. Ne kadar sürede hangi istasyona varabileceğimi bunları hesap ettikten sonra yola çıkabiliyorum diyordu. TOGG bu noktada bu işi bitirmiş. Yazıyorsun, o senin için hesaplıyor ve doğrudan yola çıkabiliyorsun. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi aracımızı şarj edeceğiz. Ve ne kadara mal oldu, ne kadar sürdü, bir sonraki videoda da sizinle bunu paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da çok memnun olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.